Askeri birlikte patlama, bir şehit. Sevgi kar yağdıya, cezaevinde işkence. Merkez sürpriz yapmadı, dolar yükselişe geçti. Günün haberleri başlıyor. Bir müjdeyle gittik uzak diyarlara. Senin türkünü söyledik. Senin hikayeni dinledik. Garip başlayıp ağladık. Selam, Bahar'a Yolculuk filminin ilham kaynağı Sevgi Kar Yağdı, 15 Temmuz sonrası yaşatılan cadı avının mağdurları arasında yer aldı. Olimpiyatları seyrederken önce oğlumun gözleri gözüme geldi. Sonra eşimin heyecanla eve koşup olimpiyat CD'lerini getirip, olimpiyat olacağı gece bizim evde bayram havası gibiydi. Görüyor musun hatun, çocuklara bak, çikolata gibi. Ama hepsi zeybek oynuyor, şarkılar, türküler söylüyor. Herkes vicdanına sorsun, değmez mi? Bin ömrüm olsa binini de gözünü kırpmadan veririm ablası. Bize hiç şikayetimiz olmadı, hamdolsun. 930 gündür İzmir Şakran cezaevinde bulunan kar yağdı, son dönemde gelen talimatla tek kişilik hücreye atıldı. Vertigo, yüksek tansiyon hastası ve eliyle ayağından ameliyatlı olan kar yağdının kendisine yapılan hücre işkencesinden dolayı geceleri uyuyamadığı ve büyük sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor. Yaradılanı yaradandan ötürü seveceğiz. 15 Temmuz'dan sonra akit yazarı Ali Karahasanoğlu'nun hedef gösterdiği Sevgi Kar Yağdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen cemaati için yaptığı haşhaşi benzetmesine tepki göstermiş, kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Samanyolu Haber Televizyonu'nda katıldığı programda zorlu hayat mücadelesini anlatmıştı. Biri çıksın, desin ki vatana, millete, dine, diyanete, dünya ve ahirete zarar verecek tek kelimeniz oldu desin. Evladımı ve eşimi diyorum ki toprağa gömdüm. Nasıl bir ızdıraptır sorun kendinize. Ve ben onun acısı hiç kaldı. Nasıl bir şeydir? Yüreğimi şöyle birisi şöyle dilimliyor gibi geldi bana. Eşimin benden şöyle bir söz aldı. Hatun söz ver. Hep böyle kalacaksınız. Biz de söz verdik. Rusya, Türkiye'nin satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini Temmuz ayında teslim etmeye başlayacağını duyurdu. Türkiye'ye 4 bölükten oluşan 2 adet S-400 sistemi verilecek. Her bir sistemde 72 olmak üzere 2 sistemde toplam 144 füze olacak. Ayrıca 48 yedek füze bulunacak. Böylece toplamda 192 füze teslim edilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bataryaların Ankara veya İstanbul'a yerleştirilebileceğini, buralara ek olarak Ege ve Güney sınırına da konuşlandırılabileceğini açıklamıştı. Ankara'nın Rusya'dan S-400 satın alma planı, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının durdurulması gibi yaptırımları gündeme getirmiş, S-400'lerin NATO'nun hava savunma sistemine entegre edilemeyeceği uyarısında bulunan Washington yönetimi, F-35 uçakları ile ilgili tüm eğitim teçhizatının ve diğer malzemelerin Türkiye'ye gönderimini durdurma kararı almıştı. La novelista turca Asli Erdoğan, özgür gündem davası sebebiyle 4 ay tutuklu kalan, tahliye olduktan sonra da Almanya'da yaşamaya başlayan yazar Asli Erdoğan, Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söyledi. Ülkesine dönme umudunun giderek azaldığını ifade eden uluslararası ödüllere sahip yazar, en az 10 yıl yurt dışı için plan yapması gerektiğini anlattı. 2009'da çıkardığı Taş Bina ve Diğerler adlı kitabının Almanca basılmasını ve Türkiye'deki gelişmeleri Deutsche Welle Türkçe'ye değerlendiren Asli Erdoğan, şu anda Türkiye'de 300 binden fazla tutuklu bulunuyor. Ben tutuklandığım zaman bu sayı 160 bindi. Türkiye rekor üstüne rekor kuruyor. Ülkede yaklaşık 170 gazeteci hapiste. Çok sayıda HDP yöneticisi ve üyesi tutuklu. Türkiye'de yeni cezaevleri inşa ediliyor. 2021 yılına kadar hapishanelerdeki kapasitenin 500 bine çıkması hedefleniyor. Durum çok üzücü sözlerini kullandı. İzmir'in Urla ilçesindeki askeri birlikte eğitim sırasında yaşanan patlamada bir asker şehit oldu.
Urla Uzunada'daki askeri birlikte yapılan tahrip eğitimi sırasında meydana geldiği öne sürülen patlamada bir asker de yaralandı. Yaralı asker Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek %24'te tuttu. Metinden ihtiyaç halinde ek sıkılaştırma ifadesi çıkarıldı. Kararın ardından dolar 5.96'ya çıktı. Ekonomist Burak Arzova kararı Merkez Bankası yine şapkadan tavşan çıkarıyor anlaşılan diye değerlendirirken Özgür Demirtaş da Merkez Bankası'nın yaptığına akıl sır ermiyor. İlave sıkılaştırma cümlesini çıkarmışlar. Olacak iş değil, gerçekten değil ifadelerini kullandı.